Herkese merhaba. Uzun zaman oldu. Video çekemiyordum. Taşınma işleri falan. Bayağı bir yordu. Hala da devam ediyoruz. Çok uzatmayalım. Şöyle Trabzon'dan Ordu'ya doğru bir tur atacağız. Önce bir çalıştıralım önce. Hatta şöyle kulaklığı takayım. Bilgisayarı bile tam oturtamadım. Bu arada 1.36 geldi. Trafik kapalı galiba. Şunu bir açalım önce. Ben de düzenimi daha tam kuramadım. Monitörü hiçbir şeyi daha tam ayarlayamadım ama artık bir video çekeyim dedim uzun zamandır çekmiyoruz diye. Oha. Beni mi bekliyordunuz lan? Hadi canım benim. Lan önünde araba durmuş. Manyağa bak. Şu an kamera açısı nasıl? Mikrofon düzgün mü? Nedir? Hiç bilmiyorum. Umarım düzgün çekiyorumdur videoyu. Işık da ne renk yani hiç belli değil ha. Neyse yandı. Uzun zamandır oynamıyordum bari dedim. Manuel vites oynayayım bu sefer. Oyunda 1.36'ya güncellendi. Ben bu videoyu çekmeden önce geldi bana güncelleme. Bugün gerçi yeni açabildim daha bilgisayarı ama. Çok fazla bir değişiklik de yok aslında. DirectX 11'e tamamen geçilmesi dışında. İşte Korsika eklendi Fransa derecesi olanlar için. Ne kadar bağırıyor bu motor ya? Dur lan.
Fren yüzünü de icaz atmışım. Neyse, bu arada yeni bir mod çıkardım. Belki görmüşsünüzdür. Ah, kaldık burada. Lan tuşlarım bile şaşırmış. Stolettik görüyor musun? Biraz alışmam gerekecek. Bayağı oldu oynamayalı ya bu. Önce işler güçler, ardından taşınma meselesi bitirdi beni yani. Hani diyordum, oyundaki bütün kamyonlar için 1800 derecelik direksiyon modu yaptım. Steam Workshop üzerinden indirebilirsiniz. Trafik modundan mıdır nedir, o takılma yapıyor arasında, neyse önemli değil. Steam Workshop'tan indirebilirsiniz. Normal download edilebilir halini de yakında çıkaracağım. Şu an sadece Steam Workshop üzerinde mevcut. Sağdan direksiyonlu kamyonlar da dahil, oyunun kendi kamyonlarının hepsi için 1800 derecelik direksiyon şu anda var. 1080 derecelik de isteyen oldu. SCS'nin forumunda istedi birisi. Bilmiyorum, talep olursa 1080'lik de yapabiliriz belki. Zaten bu arada pek vakit bulamıyorum, dediğim gibi bilgisayar başına bile oturamıyorum. Ona da bayağı önce başlamıştım. Ufak tefek şeyler vardı yayınlamak için. Onları tamamlayıp yayınladım işte. Bu arada çok hızlı gitmeyelim ya. Yerleşmem için biraz daha vakit gerekiyor. Ondan sonra artık yine düzenli video çekmeye başlarız herhalde mod yapımının yanında. Elimde yeni çıkaracağım mod da vardı ama onu da daha bitiremedik. Araç modu. Dur lan. Ha. Vallahi oynamayı unutmuşum ya. Manuel oynuyorum bir de. Yeni evde kendime bir oda ayırdım. O odayı kullanıyorum artık. Daha doğrusu kullanacağım, henüz daha pek bir şey yapamadım odaya ama artık bu odadan yapacağım bütün işlemlerimi. Ya drop atma be. Video çekimi olsun, modlar şudur budur, artık elektronik işlerim atölye gibi bir oda oldu artık. Çalışma odası da bir o tarz bir şey oldu. Hatta videolar için falan duvarları direkt yeşile boyadım. Odanın tamamı türbe gibi yeşil oldu. Tamamını boyadım yeşile. Perde kullanmak yerine böyle bir şey yapmak istedim. Hatta bilmiyorum görünüyor mu ama şöyle biraz kenara çıkarsam herhalde
duvarda priz unuttum bir tane. Onu aşağı yapacaktık, yukarı yaptık yanlışlıkla. Bilmiyorum, göründü mü? O prizi de boyayacağım artık ya da daha sonra aşağı alacağım, bilmiyorum. Böyle takılıyoruz işte, bakalım. Ne kadar istediğimiz gibi olur onu bilmiyorum, göreceğiz artık. Bu arada otobüs için bir güncelleme çıkarmadım. 1.36'da zaten sorunsuz çalışıyor aynı şekilde. O yüzden yeni bir güncellemeye de gerek yok. 1.36'da da otobüsü normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Odanın şeklinden dolayı ben normalde televizyonla oynuyorum. Odanın şeklinden dolayı biraz yakın kaldı televizyon bana. Daha dursana. İşte televizyonu duvara monte etmem lazım ya da bir monitöre geçmem lazım ama şu anda bütçem yok onun için. Daha sonra bir bütçe ayarlayabilirsem sanıyorum monitöre geçmem gerekecek televizyona. Televizyon bayağı büyük kaldı çünkü bu odada. Bir şekiller yapacağız bakalım. Belki yakında ikinci bir kamera koyarım. Hatta normal facecam'in yanına direksiyon kamerası gibi değil de nasıl diyeyim, böyle odanın tamamını çeken bir kamera düşünüyorum aslında. Öyle bir şey yapabilirim. Çok büyük bir oda değil aslında ama işini görecek. Daha bir sürü iş var. Tamamen bitmeden taşındık. Kapıları bile yeni takıyoruz, yani bayağı bir işimiz var. O yüzden belli bir süre yine... Haydi. Belli bir süre yine normal seyrimizde devam edemeyeceğiz gibi görünüyor. En azından videoları rutinde atamayacağım, normal seyrimde atamayacağım yine diye tahmin ediyorum artık. Haftada bir mi olur, iki mi olur? Haftanın beş günü atabilir miyim? Hiç bilmiyorum. Ben yine sağda kalayım ya bunlar. Yine dönerler. Frem'i çok şey ayarlamışım ya. Sen niye geri geliyorsun lan? Ben gidiyorum geri. Manyak. Adamı arkadan çarptım, benim geri gitmem lazım. Geri vitese takıp üstüme geldi ya. Hani sen bana çarptın, ben de sana çarpayım der gibi bir şey oldu. Yapıyor böyle, bir şey diyemez. Yorumlara da yazın bakalım, ne yapalım, ne edelim bundan sonra, nasıl ilerleyelim. Biraz farklı oyunlar mı çekelim? Aslında ETS yerine farklı oyunlar çekmek istiyorum artık ya. İzlenmiyor ama ne bileyim. Şimdi Fishing Simulator var. Balık tutma oyunu. Onda takılıyorum ara sıra. İsteyen olursa videosunu da atabilirim. Ama biraz sakin geçiyor tabii. Hani o voltayı atıyorsun, balık vurana kadar bekliyorsun falan. Arada muhabbet edersek o boşluğu kurtarır ama onun dışında biraz sıkar diye düşünüyorum. Daha bir kere oynayabildiğimiz
Cooking Simulator var, aşçılık oyunu. Canlı yayında oynamıştım, belki izleyenler vardır. Ona video çekebilirim aslında, o güzel bir oyun. Ya da böyle devam ederiz, bilmiyorum artık. Bir düzeni tekrar oturtalım da, şurada bir makasa mı gitsem ya? Ya takıl anasını satayım, takıl. Ya girmeyeyim diyorum da zorla. Dedeler gibi adam geçmiş sol şeride tım tım gidiyor. Gerçi biz de sınırların üstüne çıktık ama olsun. Çok da fazla basamıyorum yani 120 falan 125'e çıkıyor. Düşük motor seçeneğiyle oynuyorum şu an. Bayağı bir zaman geçti otobüsün üstünden. Var mı herhangi bir şikayet falan? Henüz bir olumsuz dönüş almadım ama. Umarım yoktur bir sıkıntınız. Zaten sıkıntısı olan bana ulaşıyor bir şekilde de. Dıştan da pek göstermedim otobüsü ama pavyon gibi yaptım bu sefer vallahi. Ne varsa açtım vallahi. Her yeri doldurdum LED'le. Orada ben geçtim ya döneceğim yere. Neyse buradan döneriz. Thank you.
Yine mi yanaşamadım ya? Vay ne istor ederim ya. Yeterince gitmemişim. Evet. Uzun bir aradan sonra ufak bir tur yapalım dedim böyle. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.